Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir oyuncu mod ve nedir lan bunun ismi? Gamepad'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Ürünün adı arkadaşlar Everest SGM X7. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ürün 3-4 aydır kullanıyorum ürünü arkadaşlar. Şimdi anca yapabildim şeyini. Bir de birazcık kullandım ki size daha çok şey verebileyim. Bilgi verip önerim yapabileyim. Arkadaşlar fiyat performans açısından çok iyi bir ürün ve öneriyorum da arkadaşlar. Hani sırf ben aldım diye önermiyorum. Önerdiğim için öneriyorum yani. Beğendim çünkü ürünü. Arkadaşlar ürünün açıklaması bölümünde şöyle bir şey yazıyor. Ürün kauçuktan üretilmiş falan, terleme falan yapmaz diyor. Bazı yerleri haricinde birazdan gösteririm. El izi falan da bırakmıyor arkadaşlar kesinlikle. Yanında gamepad veriyor arkadaşlar. Gamepad yüksek yoğunluk model yapısı var. Yani şöyle söyleyeyim, ışık olmadan ışıklı gibi gözüküyor. Rahat bir tutuşu var arkadaşlar. Anti patinaj dizaynı var şeyde. Ne dön ismi, dönen şey var ya orada. Üzerinde 7 tane tuş var arkadaşlar. Sol sağ tıklama tuşları arkadaşlar. Kaydırma tekerleği. D-pad tuşu. Bu D-pad tuşu arkadaşlar toplamda kaç D-pad'ı lan bu? 4000 miydi? 1600 dp kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Onun tuşu var. 3 renk arkadaşlar. Sarı, yeşil, kırmızıydı bu renkler. İleri tuşu var arkadaşlar. Geri tuşu var. Şuralarda gördükleriniz. Birazdan tam anlamıyla göreceksiniz. Şöyle arkadaşlar bir kutuyu açayım ben. Tabi kutusu şöyle iki parça halinde çıkıyor arkadaşlar. Burada şöyle burada kalsın. İlk parçada arkadaşlar şey var. İkinci parçada da mousepad'imiz var arkadaşlar. Kutuyu gördünüz arkadaşlar. Kutu meraklısı arkadaşlar için gösterdim. Onu koyuyorum. Şunu da şuradan çıkartıp bunu da koyalım arkadaşlar. Mousepad böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel görünüyordur inşallah. Mousepad bu arkadaşlar. Üzerine Everest şeyi ve logosu gözüküyor arkadaşlar. Burada Everest yazısı, logosu. Gaming Mouse Patreon diyor. Burada bir şey yazıyordu artık ne yazdığını hayırlısı. Bunun üzerine açalım arkadaşlar incelemesini. Şunu kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Alttan zaten kablosu çıkıyor. Kablosu tabi böyle gelmiyor normalde. Ben ürünü açtığım için. Şöyle arkadaşlar çıkartıyorsunuz. Şöyle güzeldi. Şunu şöyle bırakayım. Şu kabloyu şöyle içinden çıkartayım. Çıkarttıktan sonra zaten elinize geliyor arkadaşlar. Şöyle şunu şöyle taşıyor koyalım arkadaşlar. 1.5 metre kablosu var arkadaşlar. Tamamıyla dikişli bir ip şeyi var kablonun dışında. Kopma gibi bir şansı yok. Büzülme şansı yok. Böyle USB 2.0 kullanıyorlar arkadaşlar. 2.0 değil mi? Yanlış bilmiyorum. Bakayım. Aynen arkadaşlar. USB 2.0 kullanıyorlar. D-Pi'de 1610'da doğru söylemişim. 1.5 metrede arkadaşlar bir kablosu var arkadaşlar tamamı. Şöyle ben bunu isterseniz bir fişe takayım arkadaşlar. USB'ye takayım arkadaşlar. Ürün bu arkadaşlar. Şu an kırmızıda mesela D-Pi tuşu burada arkadaşlar. Benim dediğim kauçuk yapı yani burası en çok kullandığımız yerler. Burası terleme yapmıyor. Yalnız şu Everest logosunu gördüğünüz şu an bakın ışıkla vuruyor. Buralar kauçuk değil. Buralar elizi bırakıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama şey yapısı olarak tipe önem veriyorsanız çok güzel bir ürün benim açımdan. Burada Senior Gaming Mouse falan yazıyor. Everest'in SGM X'i zaten söylemiştim size daha önceden. Ürün böyle arkadaşlar. Burada çift tıklama tuşu. Bu genelde Minecraft'ta falan çok kullanıyorum ben bunu. Minecraft'ta veya GTA'da adam döverken H1Z1'de tek tıka iki tane kurşun atıyor mesela. Burada ileri geri tuşları var. Bunları atabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi kafanıza göre. Böyle de bir şey var arkadaşlar. Yapısı var buranın. Artı olarak arkadaşlar DPI'da mesela şu an kırmızı mesela. Kırmızıda DPI ayarları genelde değişik renk olarak bunlarda fazla yok. Ama normalde ilk taktığınızda ilk başta 800 DPI arkadaşlar. Ondan sonra ya yanlış okumuyorum değil mi? Bir bakayım. Aynen. 800 DPI.
Şöyle şu an şey kırmızıda 800 DPI'da kırmızıdayken sarıya alıyoruz arkadaşlar 1200 DPI. Yeşil aldığımızda 1600 DPI ayarlarına kadar geliyor. Şu arkada gördüğünüz Everest'in genelde Rampage serisinde kullandığı güzel bir logosu belirtiyor. Bu da ışıklı arkadaşlar. Ürün gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. 40 TL gibi fiyatı var. Ben bunu Real'den almıştım arkadaşlar zamanında. Almanızı öneriyorum arkadaşlar. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oyunsuz kalmayın.